ekonomi yönetiminde siyasetin tansiyonu hiç düşmeyen tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunduğu faiz sebep, enflasyon sonuç tezi. Erdoğan dün de bir kez daha Balıkesir meydanından ben görevde olduğum sürece faizler inmeye devam edecek dedi. Ve yine muhalefetle ekonomi yönetiminden eski yol arkadaşlarıyla bir kez daha karşı karşıya geldi. Muhalefet vatandaşın faizini gündeme taşıdı. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Yardımsever dostlarından aldığı borç paraları faiz sebep enflasyon sonuç safsatasını ispat etmek için Merkez Bankası'nın arka kapısından satmaya devam etti. Döviz kasası 59 milyar dolar açık veriyor. Düşürdükleri faiz bankalara borç verirken kullandıkları faiz. Vatandaşın %12'den borçlanması mümkün mü? Değil. Ekonominin gündemden düşmeyen tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç sayfasını yeniden açtı. O sayfanın kendisi görevde olduğu sürece kapanmayacağının da altını çizdi. Muhalefet faizlerin düşmediğini, aksine enflasyonu körüklediği için vatandaşı mağdur ettiğini dile getirdi. Güya faiz inecek, enflasyon da düşecekti. Ama sözde model daha üzerinde mürekkebi kurumadan su kaynattı. Güzelim ülkemizi elim bir milyoncu mağazasına çevirdiler. Kendi vatandaşına pahalı, elim vatandaşına ucuz ettiler. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Ve onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Eylül sonu itibariyle ihtiyaç kredileri için faiz oranı %32, taşıt kredileri için %26, konut için faiz %20.4, ticari kredilerdeki faiz %19.7. Faizin 19'dan 12'lere kadar gerilemesi insanlarımıza hiç bir fayda sağlamıyor. Erdoğan devlet bankalarından düşük faizle yatırımcılara kredi vermekten söz etti. Muhalefet bankaların ihtiyaç, taşıt, konut ve ticari kredilere uyguladığı faizlere dikkat çekerek düşük faiz hangi yatırımcıya diye sordu. Faiz lobisi en mutlu günlerini yaşıyor. Banka karları bunu gösteriyor. Biz diyoruz ki enflasyonu düşürün. Bir, Merkez Bankası'nı serbest bırakın. TÜİK'ten elinizi çekin. Kamudaki israfa, çoklu ballı maaşlara, yolsuzluğa son verin. Sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devam ede dursun. Üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı'na faizci bir ekonomi önermiyor. Türk ekonomisini faizci bir sisteme mecbur bırakan Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden başka hiç kimsenin inanmadığı faiz düşerse enflasyon da düşer tezidir. Sayın Erdoğan her talimat verip faizi düşürttüğünde enflasyonun patladığını görmüyor musun? Siyasetin ekonomi düellosunda faiz sebep enflasyon sonuç polemiği hız kesmeden devam ediyor.